Şimdi size Gauss eliminasyon yöntemini anlatacağım arkadaşlar. Burada 3 tane denklemim var. 3 denklem ve 3 ayrı değişkenimin olması gerekiyor ve mesela burada x1 varsa burada da olması gerekiyor. x3, x2 hepsi aynı şekilde. Hani 3 denklemim var. Mesela x, y, z, işte k, l, m gibi falan olmaması gerekiyor. 3 denklem, 3 tane değişkenimin olması gerekiyor benim Gauss eliminasyon yöntemini uygulayabilmem için. Şimdi siz diyebilirsiniz ki ben bunu taraf tarafa toplarım, farklı şekillerde çözebilirim. Tabii ki çözebilirsiniz. Biz şu an Gauss eliminasyon yöntemini anlattığımız için bunun üzerinden devam edeceğiz. Şimdi bunun mantığını söylüyorum size. İlk olarak yapmamız gereken bunu bir matris şeklinde yazmak. Kat sayılarını yazıyorum. 1 diyorum, eksi 1 diyorum, 5 diyorum. Şöyle çizeyim hemen. 2 diyorum, 1. 1. Bakın bu kat sayılarını yazdım. Eksi 3, eksi 2, 3. Eksi 3, eksi 2, 3. Ve buralarda ne oldu? X1 oldu, X2 oldu ve X3 oldu. Eşittir diyorum. Benim eşitliğimin burası da ne? 10. 5 ve eksi 2. Tamam. Şimdi size Gauss eliminasyonun adımlarını göstereceğim. Bakın bizim yapmak istediğimizi söylüyorum size. Köşegenimizi, bakın buraları 1 yapmak. Buraları 1 yapmak, alt üçgeni de sıfırlamak. Ama tabii ki bunları adım adım yapmamız gerekiyor. Siz bunu farklı şekilde de yapabilirsiniz. Ama kolaylık açısından ilk yapmam gereken birinciyi 1 yapmak. Birinci satır, birinci sütunu 1 yapmam. Daha sonra 1'e 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, sonra burayı 1 yapacağım. 1, 0, 0, 1, 0. Daha sonra da burayı 1 yapacağım. En son şunu elde ettikten sonra ne diyeceğim biliyor musunuz? X1 diyeceğim. Şuradaki değer. X2 diyeceğim. Şuradaki değer. X3 diyeceğim. Şuradaki değer. Şimdi adım adım gidelim. Orada daha iyi görürsünüz. Şimdi ilk yapmam gereken buradaki birinci değeri benim 1 yapmam. Tamam, bu denklemimde zaten 1 gelmişti ama mesela 5 olsaydı, 7 olsaydı, 10 gibi bir değer olsaydı burada gördüğüm sayıya bölersem ben bunu 1 yaparım. Zaten 1 olduğu için bölmeye hiç gerek duymuyorum. O zaman şu birinci adımım tamam. Ben ikinci adıma devam edeceğim. Şurada dursun isterseniz. Şimdi devam ediyorum. İkinci satırla işlem yapacağım için ikinci satırı yazmıyorum. Eşitliği de şu şekilde yazmak istiyorum. Buraya 10 diyorum. Buraya eksi 2 diyorum. Şurayı yazıyorum. 1, eksi 1, 5. Burayı yazıyorum. Eksi 3, eksi 2 ve 3. Şimdi ben burayı 0 yapmak için ne yapabilirim? R1'i alsam, 2 katını alsam R1'in. Daha sonra da bunu eksiyle çarpayım ve R2 ile toplayayım. Ne olur? Eksi 2 R1, eksi 2. R2 ile toplarsam ben burayı 0 elde ettim. Zaten burayı 0 yapmak istiyordum. Daha sonra eksi 2 R1'den 2. R2 ile toplarsam burası da 3 gelir. Eksi 2 R1, eksi 10. 1 ile toplarsam şurada burası eksi 9 gelir. Yine aynı şekilde eksi 2 R1 dersem eksi 20 artı R2, 5 ile toplarsam da eksi 15 buldum burayı. İkinci adımım da tamam mı? Burayı da hallettim. Tamam. Bu burada dursun. Şimdi yapmam gereken şurayı sıfırlamak mı? Orayla işlem yapacağım için orayı yazmıyorum. 1 diyorum. Eksi 1, 5. Aynen gördüğümü yazıyorum. Şu biraz karıştı. Şöyle yapayım. 0 diyorum. 3 diyorum. Eksi 9 diyorum. 10, eksi 15. Benim burayı 0 yapmam için ne yapabilirim? 3R1 artı R3 desem. 3R1 artı R3 0. 3R1 eksi 3. R3 ile toplarsam eksi 5. 3R1 15. 3 ile toplarsam 18. 3R1 30. Eksi 2 ile toplarsam burası 28 oldu. Tamam. Bir adımım daha tamam. Bak belki işlemlerde hata olabilir ama siz mantığını anlamaya çalışın. Adım adım. 1 yaptık, 0, 0. Şimdi yapmamız gereken ise şu kısmı 1 yapmak. Yani şu adımdayız. Devam ediyorum. İkinci R2 ile işlem yapacağım için şu an orayı yazmıyorum. 1 diyorum, eksi 1 diyorum, 5. Bu 10'a eşit. 0 diyorum, eksi 5 diyorum, 18 diyorum, 28'e eşit. Şimdi düşünüyorum. Burayı 1 yapmak için ne yaparım? Hiç uğraşmaya gerek yok. R3
R2 bölü 3 dersem, R2 bölü 3 dersem ne olur? 0 olur, 1 olur, eksi 3 olur, 3'e bölersem de burası eksi 5 olur. Dikkat etmeniz gereken bir nokta söylüyorum. R2 ile işlem yapacaksınız. İşleminizi R2'nin hizasına 3 ile yapacaksınız. 3'ün hizasına yine 2 ile yapacaksınız. 2'nin hizasına yazın ki daha anlaşılır olması için. Tamam, bu adımı da yaptım. O zaman şurada. Yani şimdi yapmam gereken de benim şunu 0 yapmam. Devam ediyorum. Aslında basit ama dikkat etmeniz gereken 3-5 nokta var. R3 ile işlem yapacağım için şu an R3'ü yazmıyorum. 10 dedim. 0 dedim. 1, eksi 3, eksi 5. Şimdi benim bunu 0 yapmam lazım. R1'i alırsam, R3'ü alırsam ne olur? Benim buradaki 0'ım bozulur. Yani beni uğraştırır aslında bu. R2 ve R3 ile işlem yaparsam ne olur? 0'a 0 olduğu için zaten bana bir sıkıntı oluşturmaz. 5R2 artı R3 dersem, bakın 3. ile işlem yapacağım için 3'ün hizasına yazıyorum. Şuraya yazmıyorum mesela, buraya da yazmıyorum. Devam ediyoruz. 0 0 herhangi bir şey yok. Burası 0. 5R2 diyor. 5R2 ne? 5. R3 ile toplarsam tamam, burası da 0 oldu. Zaten bunu elde etmeye çalışıyordum. 5R2 eksi 15. 18 ile toplarsam burası da 3 olur. 5R2 eksi 25. 28 ile toplarsam burası da 3 oldu. Tamam, bir adımım daha. Ve benim kaldığı son adımım. Bakın çok kısa, hemen bitmek üzere. Sadece biraz tekrarlı işlemler yapıyoruz. Karıştırmayın. Adımlarda işlemlere dikkat edin. Yani farklı sonuçlar bulmamaya çalışın. Şu an yapmam gereken 1 yaptım, 1 yaptım, 0, 0, 0. Benim yapmam gereken burayı 1 mi yapmak? Gayet basit. Birinciyi yazıyorum. 1 eksi 1, 5. Bunun değeri 10'du. 0, 1 eksi 3. Buranın değeri eksi 5'ti. Şimdi benim bunu 1 yapmam için direkt ben R3'ü 3'e bölsem yapamaz mıyım? Yaparım. Hiç uğraşmaya gerek yok. 0'ı 3'e böldüm 0, 0'ı 3'e böldüm 0, 3'ü 3'e böldüm 1. 3'ü 3'e böldüm 1. Tamam. Zaten elde etmem gereken alt üçgeni 0, köşegenleri de 1 yapmak. Şu an burası tamam. Peki ben nasıl bulacağım? Diğer sonuçlarımı nasıl bulacağım? Şuradan bakarsak. Bakın bunu yerine koyuyorum. X1'e şimdi ne yapıyorum? Burayı 0 çarpı, bakın şu şurayı yazıyorum. 0 çarpı burası X1 değil miydi? Evet. 0 çarpı X2 görmeniz için yazıyorum. Artı 1 çarpı X3. Neye eşitmiş? 1'e mi eşitmiş? Gitti gitti. Yani buldum, bakın. Birincinin değerini buldum. Şimdi ikinci denklemden devam ediyorum. Alttan başlamamın sebebi 0, 0, 1 ve 1'de. Şimdi buralardan başlarsam daha karışık olacak. Şuradan başlıyorum o yüzden. 0 çarpı x1 artı 1 çarpı x2 eksi 3 çarpı x3 eşittir eksi 5. Gitti. x3'ün 1'di. Burası eksi 3 oldu. x2 eksi 3 eksi 5 ise x2 eşittir eksi 2 diyorum. Buldum. Bakın gayet kolay, anlaşılabilir, hemen çözülebilecek rakamlar çıkıyor. 1 çarpı x1, bu sefer de R1 kısmını uyguluyorum. Eksi 1 çarpı x2 artı 5 çarpı x3 dedim. Eşittir 10. x1'i bilmiyorum. x2 neydi? Eksi 2 miydi? Eksi 2 çarpı eksi 1'den artı 2. x3'ün 1'di artı 5. x1 var. Eşittir 10. x1'im de buradan ne geldi? 3 geldi. Bana zaten x1, x2, x3'ü soruyordu, bulduk. Şimdi bir de size Gauss-Jordan yöntemini anlatacağım. Biz burada ne yapmıştık? Dedik ki alt üçgeni 0 yapıyorum. Adım adım gittim gittim alt üçgeni 0 yaptım. Köşegeni 1 yaptım. Sonra adım adım x1'i, x2'i, x3'ü buldum. Gauss-Jordan yöntemi de yine aynı şekilde başlıyoruz. İlk yapmam gereken alt üçgeni şuradan. İlk yapmam gereken alt üçgeni sıfırlamak. Sonra köşegenleri 1 yapmak. Daha sonra da şu üst üçgen. Hani bu diyordum ya, buranın bu sayıların ne olduğunun pek bir önemi yok diye. Bu sefer de şu kısmı, üst üçgen kısmını 1, 1, 1, 0, 0, 0 diye düşünün. Bu sefer de buraları benim sıfırlamam gerekiyor. Yine ben aynı soru üstünden devam edeceğim. Tekrar çözmek istemiyorum. Buraya kadar geldiğimizi düşünün bu soru üstünde. Devamında da üst üçgeni ben sıfırlarsam bu sefer de Gauss-Jordan yöntemi oluyor. Şimdi Gauss-Jordan yöntemini hemen şuradan çözmeye devam edelim. Bakıyoruz.
Ne yapmıştık? Ben denklemimi alıyorum, hemen getirip buraya yazıyorum. Gauss-Jordan yönteminde de sıfırlarken bu sefer izleyeceğimiz adımı da hemen şurada gösteriyorum. İlk yapmamız gereken bunu sıfırlamak, şu kısmı. Yani burası ne oluyor? İkinci satırın üçüncü sütunu oluyor. Daha sonra şurayı sıfırlamak, en sonunda yapmamız gereken burayı sıfırlamak. Şimdi ilk bu, sonra bu, sonra bu. Şimdi hemen geldik. Şunu bir atalım artık, bu gitsin. Denklemimiz aynen en son bulduğumuz hal şuydu. Ben bunu yazıyorum. Eksi 1 diyorum, 5 diyorum. 0, 1, eksi 3, 0, 0, 1. Şurayı şöyle düşünün. 10, eksi 5, 1. Tamam. Tekrar çizelim. Şu an ben ne yapacaktım? Şu an ilk sıfırlamam gereken adım şurasıydı. Bu adımı sıfırlayacağım için buraya ikinciyi yazmıyorum. R1 yazıyorum. 1 eksi 1 5 10 dedim. 0 0 1 dedim. 1 dedim. Şimdi benim bunu sıfırlamam için ne yapmam gerekiyor? Düşünüyorum. Ne yapalım mesela? Şimdi buraya ben yazsam ki 3R3 artı R2 desem. Ne olur? Bakın. 3R3 0. R2 de 0. Burası 0. Bozmadım. Sonra burası 3R3 0. Burası 1'di. Tamam. Burası yine 1 oldu. Burayı da bozmadım. Buraya bakıyorum. 3R3 3. Eksi 3 ile toplarsam 0. Tamam. Ben zaten bunu elde etmek istiyordum. O zaman şurası da ne olur? İşlemi yaptığımız zaman burası da eksi 2 olur. Yine aynı mantık. Ne yaptık? 3R3 3. R2 ile topladık. Eksi 5 ile topladık. Eksi 2. Tamam. Şimdi diğer adımına geçiyoruz. Bu sefer de bizim yapmamız gereken neydi? Şu kısmı benim sıfırlamam gerekiyordu. Şurayı. Şöyle göstereyim. O yüzden diğerlerini yazıyorum. Bunu yazmıyorum. Eksi 2. 0, 0, 1. Burası 1'di. Şimdi ben R1 ile R2'yi toplasam burayı sıfır yapmaz mıyım? R1 artı R2 dedim. R1'im 1. R2 ile topladım. Tamam, burası yine 1. Ben zaten 1 olarak kalmasını istiyordum. R1 ile R2'yi topladım 0. R1 ile R2'yi topladım 5. R1 ile R2'yi topladım 8. Tamam, bunu da elde ettik mi? Yani ne yaptık? Şunu sıfırladık, bunu sıfırladık. Sıra sadece şurayı sıfırlamakta kaldı. Hemen onu da yapalım. Şuraya çiziyorum. Bir, burayı sıfırlayacağım için burayı yazmayayım. Sıfır diyeyim, bir diyeyim, sıfır, 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 bir. Burası birdi, burası eksi ikiydi. Şimdi ben ne yapabilirim ki şu eksi beşten kurtulayım ama bir ve sıfırı bozmayayım? R3 ile işlem yaparsam. Ne diyelim biz buraya? R1, eksi 5, R3 diyelim. R1 ile eksi 5, R3 topladım. R1 ile eksi 5, R3 topladım. Burası 1. R1 ile eksi 5, R3 sıfıra sıfır olduğu için herhangi bir şey etki etmeyecek. R1'in 5, eksi 5, R3 ile toplarsam 0. Tamam. Burada da burayı sıfır yapmak istiyordum. Sıfırladım. Şimdi R1, 8, eksi 5, R3 de eksi 5. O zaman burası da 3 oldu. Bakın. Şuralarda dikkat edin, ne yapıyorduk? Hangi satırda işlem yapıyorsak o satırın hizasına yazıyorduk. Ne oldu şu an sizce? Az önce yazdığım gibi yazıyorum. X1 0, 1 çarpı x1 artı 0 çarpı x2 artı 0 çarpı x3 eşittir 3. Yani ne oldu? X1 3. 0 çarpı x1 artı 1 çarpı x2 artı 0 çarpı x3 eşittir eksi 2. Ne oldu? X2 eksi 2. Yine bunun için, tamamen bunu göstermek için yapıyorum size. 1. Bunlar gitti. X3'te 1 oldu. Aslında mantıken şöyle düşünebilirsiniz. Bu satırdaki burası, şurada X1'i bulmuş olduk. Burada X2'yi bulmuş olduk. Diğer katsayılar yok. Burada X3'ü bulmuş olduk. Şuraya getireyim. Karşılaştıralım isterseniz. Bakın burada X1'i 3 bulmuştuk. Yani X3'ü 1 bulmuştuk. Doğru. X1'i 3 bulmuştuk. Doğru. X2, eksi 2 bulmuştuk, doğru. İki şekilde de aynı sonuca ulaştık. Siz hangisi kolay gelirse ya da soruda sizden hangisi isteniyorsa onunla devam edebilirsiniz.